Seyit Ali. Oh, merhaba Şerif Ağa. Yo, bundan böyle muhtar ağam diyeceksin. Bilmiyordum, hayırlı olsun. Sana da tezkere hayırlı olsun. Kerim dayı söylediydi bugünlerde geleceğini. Bu saç sakal bıyık ne böyle ha? Üç ay oldu askerliği bitireli. Seyit Ali değil mi şu muhtarın yanındaki? Ta kendisi. Ama biraz dolaştım şehirde inşallah. Uygun bir iş bulamayınca da kalktım geldim köye. İyi etmişsin. İnsanın köyü gibi var mı canım? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş gelmişsin. Hoş gelmişsin. Hoş bulduk. Hele buyur bir kahvemizi iç. Buyur. Sağ olun. Gidip bir babamın elini öpeyim. Haklısın. Kaç gündür göz yollarda. Hadi eyvallah. Güle güle gözüm. Aslan gibi olmuş maşallah. Karavananın hikmeti. Doğru ya. Allah devlete zaval vermez. Delikanlı yeğenim. Aslanım. Başka yerde görsem tanımazdım vallahi. Ne kadar büyümüşsün lan? Büyüdük işte. Anne! Bak kim geldi? Şemmoz. Sen miydin Seyit Ali kardeş? Hoş geldin. Hoş bulduk yenge. Demek bitti. Bitti yenge, çok şükür. Abimden haber var mı? Baba içeride namazda. Hoş geldin evlat. Hoş bulduk baba. İyisin maşallah. Çok şükür askerlik bitti. Evine, ocağına döndün. Şehmuz'un döndüğünü de görürüz inşallah. Son mektubunda yakında döneceğini yazıyordu. Benim artık gücüm kalmamıştır. Yarından tezi yok, işlerimizi sen yoluna koyacaksın. Kolay gele yeğenim. Sağ olasın Şerif muhtara.
İşe erken başladın ya. Daha ne oldu ki askerden geleli? Dün bir, bugün iki. Keyif çataydın biraz. Gezip tozup eğleneydin ha? Babam böyle istedi ağam. Bilirsin ki onun ağzından çıkan fermandır. Ayrıca ben gideli beri işler bir hayli gerilemiş. Düzeltmek gerek. Doğru doğru. Kerim dayı kocada artık. Şehmuz desen 6 yıldır Almanya'da. Meryem gelin tek ve kadın başına ne yapsın ki ha? Çek oğlum çek. Peki amca. Büyümüş, gelişmiş değil mi? Kim? Sen adam mı kandırdığını sanıyorsun ha? Salim'in kızı Gülfidan'a nasıl baktığını görmedik mi yani? Biz kaçın kurasıyız oğlum? Sağ ol. Sağ ol yenge. Yemek hazır. Sağ ol. Muhtar yollamış. Artık evimizde bir okur yazar var. Abimden. Ha? Oku bakalım. Muhterem babacığım. Evvela mahsus selame der iki mübarek ellerinizden hasret ve hürmetle öperim. İnşallah iyisinizdir. İyi olmanı ulu Tanrı'dan niyaz ederim. Beni soracak olursan çok iyiyim. Para kazanmaya devam ediyorum. Beni merak etmeyin. Hanem tarafına selam eder. Oğlum İsmet'in gözlerinden öperim. Allah nasip ederse 2 ayak kadar senelik izne geleceğim. O zaman bol bol görüşür. Hasretimizi dindiririz. Daha uyumadın mı sen? Biraz seviniyordum baba. Bunlar daha sıcak mı oğul? Hele Haziran Temmuz gelsin. Hadi git yat. Yarın erken kalkacaksın. Peki baba. Thank you.
Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Yoruldunuz mu? İsmet yeğenimin sayesinde işlerim hafifliyor. Çok yardımı dokunuyor bana. Ama sen öyle mi ya? Sen hep tek başınasın. Bütün işlerimizi görüyorsun. Kolay değil. Hele bir işlerini yoluna koy. Eve bir gelin getir. O zaman rahat ederim ben. Gelin mi? Daha neler yenge? Neden olmasın? Askerlik bitti mi? Her delikanlının hakkıdır bu. İyi de... He deyince huyunu suyunu bilmediğimiz birini nasıl buluruz? Buldun ya amca. Ha? Buldu mu kimi? Gülfidan ablayı. Gülfidan mı? O da nereden çıktı? Çıkmadı. Dükkanın önünden geçti. Ne diyorsun lan sen? Bugün dönüp dönüp baktığın kızı söylüyorum. Gülfidan abla o işte. Demek kayınçomuz hiç boş durmuyor. Üstesini de biliyor. Güzel. İyi kızdır Gülfidan. Tanıyor musun? Hem de çok iyi. Salim emminin kızı. Sen nasıl tanıyamadın? Bilmem. Büyümüş, serpilmiş demek. Ben askere giderken küçücük bir şeydi. Beğendin mi? Bir de ona soralım bakalım. Senin için ne düşünüyor? Buyur Meryem gelin. Bir kalıp sabunla bir de çamaşır tozu ver. Şahmuz'dan gelen mektubu yolladım geçen gün. Buyur. Ne yazıyor? Gelecek mi? Evet, yakında. İyi. Gözün aydın. Yalnızlık zor değil mi? Kolay gelsin. Sağ ol. Hoş geldin Meryem abla. Benim işim bitti. Yardım edeyim mi sana? Senin çamaşırın çok. Kalabalığız biz. Doğru. Bir kişi daha katıldı size. Gördün mü onu? Kimi? Seyit Ali. O seni görmüş, çok beğenmiş. Büyümüş, serpilmiş ve çok güzelleşmiş dedi. O da... Evet, o da. Ne bileyim işte ben canım. Küçük yeğen söylemese sen olduğunu dünyada tanıyamazdım. Neden?
Bilmem. Çok büyümüşsün. Sonra... Sonra? Kocaman, üstelik çok güzel bir kız olmuşsun. Sen de değişmişsin. Askerlik yaramış. Selamünaleyküm. Nasılsın Seyid Ali? Sağ ol. Sağlığına duacıyım ağam. Uğurlar olsun Seyid Ali birader. Sağ ol muhtar ağa. Buyur bir çay iç. Yorgunsundur. Sağ ol ağam. Başka zaman. Maşallah iyi evlat yetiştirmişsin Kerim dayı. Sen ve büyükleri vardı ya başını kaldırıp bakmadı bile. Şeyh Muzlu Almanya'dan dönünce sırtınız yere gelmez artık. Mektupta ne diyor? Markları istiflemiş mi? Öyle diyor. Birkaç dönüm tarla, traktör alır, 4-5 katlı bir ev yaparız köyün orta yerine diye yazıyor. Oh, 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 oh. 4-5 katlı ev, dönüm dönüm tarlalar. Ağlıyorsun he? Kolay gelsin yenge. Ah, hoş geldin. Hoş bulduk. Akşam oldu demek. İşe dalıp gitmişim. Yok be yenge, daha vakit erken. Ben bıraktım işi. Neden? Söylesem şaşarsın. Sahiden meraklandım. Ne oldu? Kötü bir şey mi? Hayır, aksine iyi bir şey. E söyle o zaman. Gülfidan'la konuştum. Deme, nasıl? Geçiyordu, gülümsedi. Sonra arkasından gittim. Sonra? Sonrası konuştuk biraz. Güzel baktı bana. Gönlü var gibi. Yani? Ne yanisi? Meseleyi açayım mı babaya? İstetelim mi kızı? Sen bir meleksin yenge. Cihadı olsun. Buraya gelişimin sebebini herhalde tahmin etmişsindir Salim Ağa. Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızın Gülfidan'ı oğlum Seyid Ali'ye istiyorum. Ne dersin? Hayırlısı ise Allah yazdıysa olsun derim. Yalnız böyle bir evlat kolay yetişmiyor biliyorsunuz. Törelerimize göre onu bu evden alıp götürmek için başlık parası ödemeniz gerek. Evet biliyorum. Ne kadar istiyorsun? Haliniz vaktiniz yerinde sayılır. Üstelik büyük oğlun Almanya'dan zengin olup dönecek. Lafı uzatma Salim. Ne kadar istiyorsun? 10 milyon lira.
vade taksit kabul etmem. Hepsini bir seferde nakit isterim. Delirmiş bu adam. Ya da bunamış. O sümüklü kıza bu kadar para verilir mi? Köle boylu poslu, tarlada işe yarayacak. Erkek torunlar doğuracak, evin işlerini bitirecek bir kız olsa neyse. Yine de bu kadar para etmez. Vermem. Satar gibi pazarlık etmeye ne haklarım? Ne hakları var? Başlık parası adettir, töredir anladık ama baban da çok insafsız davranmış. O kadar parayı nasıl bulurum ben? Yaptığım iş, kazandığım belli. Ömrümün sonuna kadar çalışsam o kadar param olmaz ki. Uyuyamadım sıcaktan. Üzülüyor musun? Sevdalanmak dedikleri bu olsa gerek. Onu düşününce, görünce içimden bir şeylerin taştığını, coştuğunu hissediyorum. Yüreğim yerinden fırlayacakmış gibi oluyor. O da üzülüyordur muhakkak. Ayrılırken ağlıyordu bugün. Güzel gözlerinin yaşla dolması kahretti beni. Birbirini seven iki insanı para yüzünden ayırmak ne büyük acımasızlık. Bu fermanı yazanlara lanet olsun. Bu ferman yazılmış diye elimiz kolumuz bağlı oturacak mıyız böyle? Gülfidan'la sen birbirinizi sevdiğiniz halde parası olan mı alacak o kızı? Bunun bir çaresi olmalı. Bulunmalı. Tabii, neden olmasın? Abine, Şehmuz'a yazalım hemen. Böyle bir müşkülümüz var diyelim. İyi adamdır benim kocam. Senin de öz be öz abin. Hemen yollasın başlık parasını. Ömrümün sonuna kadar çalışır, son kuruşuna kadar öderim borcumu. Yollar mı dersin? Benim bildiğim Şehmuz'sa yollar. Hem denemekle ne kaybederiz ki? Hemen yazalım mektubu. Senin hakkını nasıl ödeyeceğim yenge? Dilerim dualarım kabul olur. Dua mı etmiştik ki? Mektubun cevabı gecikir mi dersin? Umarım gecikmez ve olumlu cevap gelir. Yoksa ne yaparım bilmem. Üzülür müsün? Üzülmek de söz mü? Kahrolurum. O kadar çok mu seviyorsun beni? Çok. Ya sen?
Allah'a bir çare bulması için boşuna mı dua etti? Hepsi 2100 lira tuttu. Hesaba yazayım mı? İyi ya. Ha bir dakika Meryem. Az kalsın unutuyordum. Bu sabah geldi bu. Şahmuz'dan. Sağ olasın. Getir. Sevgili kardeşim, gönderdiğin mektubu aldım. Biz böyle günlerde birbirimize yardım etmezsek... Ne diyor? Tamam yenge, tamam. Abim başlık parasını seve seve vereceğini bildiriyor. İki haftaya kadar yanınızdayım. Birinizi çok göreceğim geldi. Gözümde tütüyorsunuz. Aslan oğluna öyle hediyeler getiriyorum ki sevincinden ölecek. Gülfil Hanım'ın duaları kabul oldu yengeciğim. Sayende biz de mutlu olacağız. Allah senden razı olsun. Hey benim aslan oğlum. Kardeşinin müşkülünü duyar duymaz kaleme sarılmış ve düşündüğünüz başlık parası olsun. Başka ihtiyaçlarınız varsa onları da acele bildirin. En kısa zamanda köyümde olacağım diye yazmış. Besene yakında düğünümüz var Salim ha. Kısmet. Gelini ata bindirmişler yine de ya nasip demiş. Ya. Demek baban sana otomobil getirecek ha? Evet. Motosiklette, televizyonda, renkli hem de. Bizi de bindirir misin? Bakalım. Hele bir gelsin de düşünürüz. Öyleyse neden hızlı koşuyordun? Gücünü ölçmek için.
Sağ ol kızım. Ayın kaçı oldu? Yirmi dördü. Şehmuz gecikti. Mektupta yazdığına göre geçen hafta burada olması gerekirdi. Ne oldu dersiniz? Zeyd Ali. Galiba bir bebeğim olacak. Bebeğin değil yavrum. Bebeğimiz ikimizin çocuğu. Üzülüyor musun? Bir terslik olursa diye korkuyorum Zeyd Ali. Bu halimle babam yaşatmaz beni. Ben de yaşayamam zaten. Hiçbir terslik olmayacak gülüm. İnan Fidan. Abim akşama sabaha burada olur. Babanla meselemizi halleder etmez hemen evleniriz. Üzülme sakın. Ağlama. Sana ağlamak değil gülmek yaraşır. Hem oğlumuzu da üzme. Oğlan olacağını nereden biliyorsun? Ne demişler? Erkek adamın erkek oğlu olur. Thank you.
Şerim Oğuz. Arkadaşın dediğine göre karayoluyla gelirken Yugoslavya'da bir tır kamyonuyla çarpışmış. Hayır. Olamaz. Yaşadın Kerim'a. Daha doğrusu senin gelin yaşadı. Başına zümrüdü anka kuşu kondu. Alman hükümeti kaza dolayısıyla senin Şehmuz'un ailesine 150 bin mark tazminatla birlikte ayda 3 bin mark maaş bağlamış. Ömürlerinin sonuna kadar alacaklarmış bu parayı. Yaşasın, zengin olduk. Birinin felaketi ötekilerin saadetini getirdi. Dünya durdukça sırtları yere gelmez artık. Yengem beni bir kenara çekip, gözün aydın Seydeli. Gülfidan'la birbirinize kavuşacaksınız. Para gelir gelmez sizin meseleyi hallederiz dedi. Sevinmedin mi? Sevinmez olur muyum Seydeli? Hem sana kavuşacağım... Hem de bebeğim babasız kalmayacak. Bir an önce olup bitse şu iş. Meraklanma gülüm. Çoğu gitti, azı kaldı.
Selamın aleyküm. Hoş geldin muhtar. Hayrola? Hayırdır, hayırdır. Müjdeniz var. Bu seferki müjde Almanya'dan. Şehmuz'a verilen maaş ve bağlanan tazminata ait çekler. Yani bunları gösterince o dediğim marklar elimize geçecek, öyle mi? Evet, ama Meryem bacının imza atması gerek. Senin anlayacağın bütün para onun üstüne yollanmış. Demek her şey onun üstüne. Evet. Burada adı yazılı olan bankaya gitti mi bütün paraları yüklenip dönebilir köye. Demek öyle. Bizim hiç mi hiç hakkımız yok. Vallahi bu durumda evet. Sağ olasın muhtar. Zahmet ettin. Ne zahmeti ha? Vazifemiz. Kaçtır size gelip meseleyi açmaya niyetleniyordum zaten. İyi oldum. Hangi meseleyi? Dul kaldığına göre Meryem'in babası, atası sen sayılırsın. Kimsesiz kaldığına göre onun desti izdivacına talibim. Sizin anlayacağınız Allah'ın emri, peygamberin kavliyle Meryem'i sizden istiyorum. Meryem'e iyi bir koca, bu yetime de iyi bir baba olup onları... Yoo, dur bakalım muhtar. O kadar uzun boylu değil. Senin törelerden ya haberin yok ya da işine gelmiyor. Kocası öldüğüne göre onun evleneceği erkek Seyid Ali'dir. Baba! Atalarımızın bize bıraktığı ferman budur ve aynen uygulanacaktır. Kimseden itiraz istemem. Bunu yapamazsın baba. Ben ve... Sus! Atıl yerine! Bana müsaade. Uğurlar ola muhtar. Bunu yapamazsınız baba. Seyit Ali benim kardeşim. İsmet'in amcası. Şehmuz'un acısı yüreğimi yakarken... ikinci bir acıyı nasıl reva görürsün bana? Nasıl? Nasıl reva görürsün söyle? Nasıl reva görürsün? Nasıl? Baba yapma ne olur. Kıyma bizi. Hepimiz perişan olacağız. Adaletsizlik bu yaptığın. Adaletsizlik. Bunu yapan ben değilim. Babamızın fermanı böyle. İşte böyle. Kerim Ağa alamam paracıktan dışarı kaptırmamak için güzel gelinle küçük oğluna yamayı verdi. Doğrusunu yapmış adam. İlk kez olmuyor ki bu. Ha. Benim bir hısmım da aynı şey oldu. Yıllardır yaşayıp gidiyorlar. Hem Seyit Ali iyi delikanlıdır. Sahip çıkar yengesine. Yani avradına. Peki Gülfidan ne olacak? Seyit Ali ile Meryem hemen kabul etmişler. Muhtarın dediğine göre akşama sabah nikahları kıyılacakmış. Madem böyle bir niyetleri vardı, bizi neden oyaladılar ki? (Gülüyor)
Doğru mu? Yok mu bugün? Çalışmak istemedi canım. Hem kaç gündür dükkanın kapısını çalan yok. Sıkıldım, kapattım geldim. Haklısın. Zaten nalbantla ihtiyacımız var. Hadi git yat bugün. Seyit Ali. Buyur. Gel hele gel. Yarın sabah erkenden şehre inip paraları alalım. Hepimiz mi? Evet. Ne olur ne olmaz. Bakarsın paranın yüzü tatlı gelir, kaçar Meryem. Uyanık olmalıyız oğlum. Öbür günde imamı çağırır, kıyarız nikahınızı. ...10 milyon... İmama haber verdim... ...yarın nikahınızı kıyacak... ...hazır olun... Babam... ...ellerini ayaklarını öpeyim kıyma bizlere... ...bak paraları aldın... ...helali hoş olsun... ...bundan sonra gelecek paraları... ...her şeyi... ...her şeyi canım ağlama beni azat et... ...oğlumu alıp yok olayım buralardan... ...kulun kölen olayım... ...ayağının türabı olayım... ...yalvarırım baba... ...baba... Thank you.
Yapamam. Yapamam. Saraya süremem. Süremem. Sen benim yengemsin. Sana nasıl karım derim? Nasıl? Seyit Ali, kardeşim. Bu odada seninle. Hayır, öleyim daha iyi. Sağ ol. Böyle düşüneceğini, bana el sürmeyeceğini ümit etmiştim. Çok şükür yanılmamışım. Sağ ol Seyit Ali. Eskisi gibi. Her zamanki gibi kardeşiz biz. Kardeşiz. Kardeşiz. Kardeşim. Boşuna üzülüp dövünme. Uğruna ağladığın adam şu anda yengesinin koynunda. Sen burada kal. Ben İsmet'in yanında yatarım. Ama baba bilmemeli. Sabaha uyanmadan gelirim buraya. Allah rahatlık versin. Seninle birlikte uyuyacaksın. Bayım. Ver yeğenim.
Ne var mı yok Kerima? Senin çifte kumruların durumu nasıl? Nikah olalı neredeyse bir ayı geçti. Seyid Ali kardeşimizin yüzünü bile göremedik. Birbirlerine doyamadılar zahir. Hakkı da ver hani, Meryem gibi avrat. Sadece avrat mı? Ya Almanya'dan gelen ve de ömür boyu gelecek olan Marklar? Bu dünyada işin iş kerim ha. Sırtın yere gelmez gayri. Olan bu garip oldu. Yazık ya. Karır yaradı mı ne? Bu kız şişmanlamaya başladı. Babam çıktı mı? Çok erken kalktı bugün, kapı sesine uyandı. Beni İsmet'in yanında görecek diye ödüm patladı. Hoşça kal. Bir çorba içseydin. Canım istemiyor. Ağzına bir şey mi kaçtı? Su iç biraz, geçer. Yatmadı mı daha? Avluda geziniyor. Bekle ki uykusu gelsin yatsın. Usandım artık. Ne zaman sona erecek bu saklambaç oyunu? Bugün Gülfidan'ı gördüm. Konuştun mu? Yüzüme bile bakmadı. Karnı oldukça büyümüştü. Ne?
Karnı mı dedin? Hı hı. Yani Gülfidan hamile mi? Evet. 8 ay geçmiş olmalı. Allah'ım. Nedir bu başımıza gelenler? Neden? Neden daha önce söylemedin? Söyleseydim de ne değişirdi ki? Kolay gelsin. Defol. Gülfidan ben defol. Gülfidan. Bırak beni. Bırak dedim. Yanlış biliyorsun. Senin düşündüğün gibi değil. Değil. Seyit Ali benim kardeşim. Hep de öyle kalacak inan. Hayrola? Gülfidan'ı gördüm derede. Hali berbat. Onu seviyorsun değil mi? Hı-hı. Ve ona karşı suçlu olduğuma üzülüyor, kahroluyorum. Hamile olduğu bir anlaşılırsa. Anlaşılmayacak. Nasıl? Birlikte kaçacaksınız buradan. Neler söylüyorsun sen? Gülfidan'ın hamile olduğunu öğrendiğimden beri düşünüyor, bir çare arıyordu. Bugün derede onu görünce sonunun felaket olacağını sezdim. Ve bizi o odaya kapadıkları günden beri düşündüğümü uygulamaya karar verdim. Bu ay bankadan alacağım parayı size vereceğim. Ve birlikte kaçacaksınız buradan. Gücünüzün, paranızın yettiği yere kadar kaçar, bir yer bulup yerleşirsiniz. Doğacak çocuğunuzla birlikte, gönlünüzce yaşarken, bu boynu bükük, gözü yaşlı, mutsuz yengenizi hatırlarsanız, sevinir. Sağ ol yenge. Sağ ol. Seni unutmak ne mümkün.
Gülfidan. Buradayım. Hasta mısın? Bilmiyorum. Ama iyi olmadığım bir gerçek. Ne yapacağımı bilmiyorum abla. Kaç kere kendimi öldürmeye karar verdim. Ama karnımdaki yavruya kıyamadım. Buna gerek kalmayacak Gülfidan. Nasıl? Seyit Ali ile birlikte kaçacaksınız buradan. Gece yarısı seni kalede bekleyecek. Hadi, gecikme. Yolunuz ve bahtınız açık olsun. Gülfidan doğum için akşama sabaha diyor. Arada bir sancılanıyormuş. Kızınız olursa adını Meryem koyun, he mi? Hadi geç kalıyorsun. Bekletme Gülfidan'ı. Ah!
Ervan'ı kazanın.